Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir video hazırlamaya çalıştım. Bu videoda sizlere koronavirüs ile ilgili bilmek istediğiniz veya isteyebileceğiniz her şeyi anlatacağım. Tedavisi bulundu mu? Korunmak için neler yapmak lazım? İşte Türkiye'ye geldi mi? Ölümler ne durumda? Hangi ülkelere bulaştı vesaire vesaire. Bunların hepsini güvenilir kaynaklardan aldığım bilgilerle sizlere aktaracağım. Oyun kanalı olduğum için bir yandan bu bilgileri aktarırken bir yandan da daha önceden kayıt etmiş olduğum Plague isimli oyundaki virüs en zor seviyede oynanışı da arka planda size göstereceğim. Oyunu virüs bölümünde oynayıp en zor seviyede geçmek isteyen arkadaşlarım buradan videoyu takip ederek bölümü rahatlıkla geçebilirler. Ben videoyu başlatıp anlatmak istediklerime hemen geçiş yapıyorum. Burada videoyu başlatıyorum. Şimdi arkadaşlar, koronavirüs kuşlar ve memelilerde hastalıklara sebep olan bir virüs ailesi. Aile diyorum çünkü biz bu aileyi tanıyoruz. İşte daha önceden hayatımıza MERS koronavirüs, SARS koronavirüs olarak zaten girmişti. Son olarak da 2019 ENCOV olarak adlandırdığımız, yani Wuhan koronavirüs olarak tekrardan hayatımıza giriş yaptı. İnsanlarda genellikle ciddi olmayan fakat ölüm riski bulunan solunum yolu enfeksiyonlarına, inek ve domuzlarda ishalet, tavuklarda ise üst solunum yolu hastalıklarına sebebiyet verebiliyor bu virüsler. İçerisinde barındırdığı genetik materyal RNA'dan oluşuyor. Bu ne demek? İşte bir DNA var, bir de RNA var genom olarak. Virüsler bunlardan sadece bir tanesini taşıyabiliyor. Bu virüs de RNA virüsü. Bugüne kadar tespit edilmiş en büyük RNA genomuna sahip virüslerdir. Virüsün en belirgin özelliği etrafındaki DNA'ya benzeyen çıkıntılarıdır. Bu özelliğiyle mikroskop altında Güneş'in taç küresine benzediği için adı koronavirüs olarak anılıyor. Korona taç demek bu arada. İsmi de buradan geliyor. Şimdi günümüz itibariyle neden olduğu hastalıklara karşı koruma sağlayan veya hastalıkları tedavi edebilen onaylanmış aşısı ya da antiviral ilacı bulunmamaktadır arkadaşlar. Bu vereceğim ilk önemli bilgi. Aşısı ve herhangi bir antiviral ilacı bulunmamaktadır. Buraya özellikle dikkat çekiyorum. Çünkü bakıyorum bazen haberlerde işte tedavisi bulundu vesaire falan, böyle bir şey ne yazık ki yok. 2019-2020 Wuhan koronavirüs salgını ile mücadele eden Çin aşı çalışmalarına devam etmektedir. Çin aşı çalışmalarını başlattı, aşı bulmaya çalışıyor. Hatta bu çalışmalarına Rusya'da ilk destek veren ülkelerden oldu. Ama şu an henüz bulunmuş bir aşısı ne yazık ki yok. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2019 ENCOV olarak adlandırılan Wuhan koronavirüsü ilk olarak 2019'da bildiriliyor. Yani 2019'un aslında son günlerinde 31 Aralık'ta bildiriliyor. Virüsün insandan insana bulaştığı, burası çok önemli. Çünkü koronavirüs için hayvandan insana bulaş olduğu söyleniyor. İnsandan insana bulaş yeteneği normalde olmayan ama kazanılabilen bir özellik olduğundan ötürü. Yani hani burası önemli, virüsün insandan insana bulaştığı ve Çin'den başka diğer ülkelerden gelen raporlar sonucu bulaşma hızının 2020 yılının Ocak ayı ortalarında daha da hızlandığı görülmüştür. Kuluçka dönemi diye bahsettiğimiz bir süre var arkadaşlar. Bu kuluçka dönemi demek virüsü kaptıktan sonra hastalığın ortaya çıktığı dönem demek. Şimdi virüsü bir kişi kaptı diyelim. Şimdi o kişi virüsle enfekte fakat hiçbir semptom göstermeyebilir. Semptom gösterdiği ilk güne kadar ki geçen süreye kuluçka süresi deniliyor. Bu koronavirüs için kuluçka süresi ise 2 ile 14 gün arasında. Ama üzücü olan şöyle bir kısım var. Virüs bu dönemlerde de bulaşıcı. Yani virüsü kapmış bir kişi henüz öksürük vesaire falan bu tür sıkıntıları göstermeye başlamadan önce de virüs bulaşıcı olabiliyor. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü tarafından hani son yapılan toplantılarla beraber koronavirüse pandemi uyarısı verildi. İleride ben pandeminin ne demek olduğunu anlatacağım. Şimdilik devam ediyorum. Ocak 2020'de salgını araştıran Sağlık Komisyonu ekibi başkanı olan Hong Nanshin insandan insana bulaşma olduğunu doğruluyor. Şu anda yine söylüyorum, yeni virüs için spesifik bir tedavi mevcut değil. Fakat mevcut antivirallerin kullanabilme ihtimali olduğundan bahsediliyor. Bu bahsi
bahsediliyor dediğim yerde Amerika. Amerika hani mevcut antivirallerle beraber işte semptomatik tedavi yapılabileceğini öneriyor. 22 Ocak 2020'de ise bir takım bilim adamları toplanıp yayınladıkları makalede bu virüsün yılandan insana bulaşarak başladığını söylüyorlar. Şu an için güncel olarak baktığım zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde 6605 onaylı vaka, yani bu ne demek? 6605 tane gerçekten koronavirüs ile enfekte hasta olduğu bildiriliyor. Bunlardan 132'si ölmüş, 1239'u da şiddetli bir şekilde şu an hastalığı geçiriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre şu an Çin'den başka 15 ülkede de 68 tane ayrı ayrı vaka bildirilmiş. Fakat şu an Çin'den başka herhangi bir yerde ölüm yok. Bundan bir gün sonra güncellenen Wikipedia'daki listeye göre ise 6605 hasta sayısı 7801 olarak güncellenmiş. Yine Çin'den başka bir ülkede ölüm yok. 20 farklı ülkede şu an koronavirüs bulaşmış durumda. Bunlar arasında henüz Türkiye yok. Yani sevindirici tarafı şu an Türkiye'ye bu virüs henüz gelmedi. Haberlerde çıkıyor işte Aksaray'da Çinliler koronavirüs saptandı, şöyle oldu, böyle oldu. Yani şöyle Dünya Sağlık Örgütü'ne giden bir bilgi şu an için yok arkadaşlar. Yani hani bu haberlere de çok itibar etmeyin. Bu 20 ülkenin ben listesini sizle yorumlarda paylaşırım. Burada tek tek okumayacağım. Yorumlarda bu grafiği sizlerle paylaşırım. İsteyen arkadaşlar olursa yorumlara yazabilirler. Şimdi koronavirüsün belirtilerine gelelim. Hastalık dediğim gibi 2-14 gün süren bir kuluçka süresinden sonra birden başlayan yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı ile karakterize. Bazı hastalarda boğaz ağrısı ve burun akıntısı da görülmüş. Hasta genellikle orta ağır bir klinik seyir gösteriyor. Yani hastalığın mortalitesi daha çok, yani öldürme oranı daha çok ek bir sekonder hasta, doğrusu başka bir hastalığı olan kişilerde daha fazla, işte immün düşkün kişiler, ondan sonra ne bileyim komorbid özelliği olan kişilerde öldürücülüğü daha fazla. Genelde şiddetli geçiren hasta grubu da bu hastalardan oluşuyor. Burayı tekrarlıyorum. 2019 ENCOV'un şu anda etkili bir ilaç tedavisi veya aşısı yoktur. Ancak geliştirme çabaları devam etmektedir. Semptomlarını söylemiştim. Ateş, nefes alma güçlükleri, öksürük en sık semptomları arasında. Enfeksiyonu önlemek için Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri şunlar. Düzenli el yıkama, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnu örtme. Ve etrafımızda bu tür kişiler varsa bunlardan yakın temas ile, yani yakın temastan kaçınmak, kaçınmayı öneriyor. Genel insan koronavirüsleri için spesifik bir tedavi olmamasına rağmen daha önceden de demiştim, Amerika enfekte olmuş bir kişinin düzenli grip ilaçları alarak, sıvı tüketerek ve dinlenerek semptomlarını hafifletebileceği konusunda genel öneriler sunmaktadır. Bazı ülkeler özellikle ana kara Çin'i ziyaret ettiyse İnsanların grip benzeri semptomları doktorlarına bildirmelerini istemektedir. Yani şey söz konusu değil arkadaşlar. İşte şu kadar hasta varmış, gizliyorlarmış, şöyleymiş, böyleymiş değil. Şu an çok ciddi bir durum olduğu için Dünya Sağlık Örgütü bu verilerin bu şekilde hani gizlenmesine göz yumacağını ben zannetmiyorum. Devam etmek gerekirse kişisel önlemlerden mutlaka bahsetmek gerekir. Ama kişisel önlemlerden önce ben Çin'de olayların gelişme kronolojisinden de bahsetmek istiyorum. Şimdi Wuhan'ın içine ve dışına seyahatlerde etkili bir karantina ilk olarak 23 Ocak 2020 saat 10'dan itibaren uygulanmaya başladı. Wuhan'a ve Wuhan dışına uçaklar ve trenler, halk otobüsleri, metro sistemi ve uzun mesafe otobüsleri gibi ulaşım araçları bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı. Çin'in haber ajansına göre bu girişim virüsün Wuhan'dan yayılmasını durdurmak ve insanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için uygulanan bir çabadır. Doğru bir çaba aslında. Hani virüsün etrafa daha da yayılmasını engellemek için gerekli bir çaba. Büyük ölçekli toplantıların ve grup turlarının da askıya alınması direktifi verildi.
Karantinadan sonra artan gıda fiyatları ve hastaneye gidecek sağlık personeli için zorluk da dahil olmak üzere çeşitli lojistik konular meydana geldi bu durumdan ötürü. Bunun ardından da Hubei bölgesinde bulunan en az 15 şehirde daha ulaşım benzer şekilde kısıtlandırıldı. Pekin'deki yasak şehir, geleneksel tapınak fuarları ve diğer kutlama amaçları toplantılar dahil olmak üzere birçok yeni yıl etkinlikleri buluşma korkusuyla iptal edildi. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Çin yeni yıl kutluyordu. Normalde hani bu çok büyük bir kutlama idi Çinliler için. Hani dünya genelinde böyle bir sürü turist akınının olduğu bir kutlamaydı. Fakat bu sene çok daha kontrollü olup işte hastalık nedeniyle en üst düzeyde güvenlik önlemleri vardı. Çin Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada 29 Ocak'tan itibaren yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele için 3,94 milyar dolar ek bütçe ayırdığını da bildiriyor. Yani bu hastalığı çözmek için arkadaşlar ellerinden gelen her şeyi şu an için yapıyorlar. Peki bize düşen nedir? Kişisel önlemler olarak biz ne yapmalıyız? Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan riskli bölgelere gidecek kişilerin kişisel olarak alabileceği önlemler. Bunlar zaten Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın kendi sitesinde de bulabilirsiniz bunları. Hasta insanlarla temastan kaçınılmalıdır. Mümkün ise en az 1 metre uzakta bulunulmalıdır. Yine geçenlerde bir haber görmüştüm. İşte virüs 25 metreden bulaşıyor vesaire falan. Yalan arkadaşlar. Yani yakın temas gerekiyor. Yani mümkün ise en az araya 1 metre mesafe koymak gerekiyor. Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli. Sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla teması en aza indirmelidir. Yaşlı ve altta yatan hastalığı olan kişiler ki bunlar zaten riskli kişilerdi. Riskli bölgeye yolculuklarını izleyen doktorlarına ve seyahat sağlığı personeline danışarak planlamalıdır. Yani buraya gidecekseniz diyor ki doktorunuza danışın. Danışmadan gitmeyin. Ondan başka ne yapılabilir? Gıda güvenliği önerilerine dikkat edilmelidir. Yani bu ne demek? Çiğ süt, hayvansal ürünler tüketmemek. Yani bunları çiğ tüketmemek. Çiğ tüketilecek sebze ve meyveleri iyice yıkayarak tüketmek gibi. Ondan sonra yabani ve evcil hayvanlar ile temastan kaçınmak. Canlı ya da ölü olması fark etmez. El hijyenine dikkat etmek. En önemlisi bu bence. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda da alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır arkadaşlar. Yani koronavirüs ile ilgili anlatacaklarım size bunlardı. Yine sormak istediğiniz sorular olur ise yorumlarda belirtirseniz seve seve cevaplarım. Görüyorum yani çok görüyorum. Çok bir sürü yanlış bilgi var yani. Millet artık iyice korkmuş durumda. Milletin bu korkusundan faydalanan bir sürü insan var etrafta. Özetle söylemek gerekirse şu an için Türkiye'de koronavirüsle enfekte olan bir hasta yok. Böyle bir hasta bildirilmedi. Tedavisi bulundu diyorlar. Bulunmadı. Ne yazık ki tedavisi yok. Tedavisi sadece semptomatik tedavi. İşte yüksek ateşe karşı, ateş düşürücü, işte bol hidrasyon, sıvı desteği. Ondan sonra işte solunum yetmezliği gelişen hastalarda solunum cihazlarıyla solunumu desteklemek vesaire falan. Bu tür semptomatik tedavileri var. Diğer antiviraller tedavide kullanılabilir diyorlar. Amerika böyle bir hastanın yani böyle bir hastada semptomların hafiflediğini iddia ediyor. Onun dışında aşısı yok. Yani korunmak için gerekli önlemleri de mümkün mertebe ben anlatmaya çalıştım. Eğer hala kafanızda soru işaretleri varsa arkadaşlar yorumlarda sorabilirsiniz. Ben zaten bütün yorumlara cevap atmaya çalışıyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi akşamlar dilerim. Sağlıcakla kalın.